Yolculuk devam ediyordu. 1400 kişilik bir insan kitlesi Mekke'ye doğru yürüyordu. Ama kimsenin burnunun kanamasına müsaade edilmiyordu. Ne uğranılan yerlerdeki insanlar rahatsız ediliyor, ne de uğranılan bağ ve bahçelerde herhangi bir talana meydan veriliyordu. Sanki yürüyenler yeryüzüne inmiş meleklerdi. İnsanlık Hicaz'da ilk defa hak ve adalete hassasiyetle riayet eden bir anlayışla karşı karşıyaydı. Onlar kimsenin malına göz dikmiyorlardı. Onları uzaktan gözleyenler bu farklılığı görüp de kendileri geliyor ve Allah Resulüne hediyeler takdim etmek istiyorlardı. Oğluyla birlikte İma İbni Rah da gelmiş ve Efendimiz'e 200 koyunla süt yüklü 2 deve hediye etmişti. O sallallahu aleyhi ve sellem de önce "Allah size bereket ihsan etsin" diyerek onlara dua edecek ve ardından da bu ikramı ashabı arasında paylaştıracaktı. Yeryüzünde hüsnü kabul görmenin bir emaresiydi bu ve sadece bununla da sınırlı kalmayacaktı. Her karşılarına gelen kabile bu nezih davranışı hayranlıkla temaşa ediyor ve gönlünden koparak elinde bulunan ekmek, acur ve ıtır gibi en değerli mamullerle melek yürüyüşlü bu insanlara ikramda bulunmak istiyordu. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yolculuk esnasında kendisine ikram edilen güzel kokulu ve içi sütlü bir bitkiyi yiyince çok hoşlanmış, aynı bitkiden tatması için onu Ümmü Seleme validemize de göndermişti. Allah Resulü'nün ashabıyla birlikte umre yapmak üzere Mekke'ye doğru geldiğinin haberi Mekke'ye de ulaşmış ve Mekkeliler büyük bir telaş içine düşmüşlerdi. Korkuyorlardı. Hiç ummadıkları bir sırada Hazreti Muhammed üzerlerine geliyordu. İşin ucunda savaş gözükmese de bu, psikolojik olarak acziyetlerini ortaya koyacak bir davranıştı. Onun için hemen istişare meclislerini toplayıp durumu müzakere etmeye başladılar. Muhammed ordusuyla birlikte üzerimize gelip de umre yapmak istiyor. Halbuki bunu duyan Araplar daha düne kadar aramızda yaşanan savaşlara bakıp da onun ansızın üzerimize gelişini nasıl değerlendirirler? Vallahi de biz can bu tende kaldığı sürece onların Mekke'ye girmelerine asla müsaade etmeyiz, diyorlardı. Bunun yanında umre yapma görüntüsüyle Mekke'ye girip askerleriyle kendilerine saldıracaklarını ileri sürenler de yok değildi. Konuşmalar ne pahasına olursa olsun müminleri Mekke'ye sokmama istikametindeydi ve neticede bu işin organizasyonunu Safvan İbni Ümeyye, İkrime İbni Ebi Cehil ve Süheyl İbni Amr'a havale ettiler. Onlar da kendilerine danışmadan hiçbir adım atmayacakları konusunda Kureyş'e teminat verdi. İlk danıştıkları konu 200 kişilik bir öncü kuvveti Kürâ'ül Ganîm'e gönderip başına da Yavuz bir kişiyi kumandan tayin etmekti ve bu teklif karşısında Kureyş "Ne güzel görüşünüz var" diye mukabele etti. Bu kararın üzerine hemen Halid İbni Velid kumandasında 200 atlıyı yola vurdular. Bunlar Kürâ'ül Ganîm denilen yere uğrayacak ve Hun oğulları Beni Haris, Beni Abdümenah, Beni Mustalık olarak bilinen ve kendilerine bölgelerinde bulunan dağ sebebiyle Ahabiş denilen kabilelerle ve Sakif gibi kendileriyle paralel hareket eden kabileleri savaş için hazırlıklı olmaya davet edeceklerdi. Gidilecek yerde belirlenmişti: Belda. Bu arada Kureyş bilhassa Ahabiş kabilelerine izzet-i ikramda bulunmayı da ihmal etmiyordu. Aralarında görev dağılımı yapmış ve başta Darun Nedve olmak üzere Safvan İbni Ümeyye, Süheyl İbni Amr, İkrime İbni Ebi Cehil ve Huvaytıb İbni Abdülüzzan'ın evinde ziyafetler tertip ediyorlardı. Adres belliydi. Artık hazırlığını yapıp da yola koyulan herkes Belda'ya geliyordu.
Çok geçmeden çadırlar kurulmuş ve ne pahasına olursa olsun müminleri buradan ileriye geçirmemeye ant içmişlerdi. Kureyş kadınlarıyla çocuklar da buraya akın etmişti. Dağ başlarına da belli aralıklarla gözcüler yerleştirmiş ve sadece kendileri duyacak kadar bir ses tonuyla gelişlerini kendilerine haber vermelerini istemişlerdi. Onların bu hamlelerine şahit olan yeni mümin Büsr İbni Süfyan olup bitenlerin haberiyle birlikte Resulullah'ın huzuruna geldi. Bu sırada müminler Usfan yakınlarındaki Gadirul Eştat denilen yerde bulunuyorlardı. Ya Resulallah, dedi. Şu Kureyş senin geliş haberini almış ve sağmal develerle çoluk çocuklarını da yanlarına alarak zırhlarını giymiş vaziyette Zütüva'da karargah kurmuş. Seni Mekke'ye sokmamak için Allah adına yeminler edip ahitleşiyorlar. Halid İbni Velid de 200 atlıyla birlikte Kura'ül Ganim denilen yerde bekliyor. Onların içinde bulundukları ruh halini ve karşı koymak için daha ne gibi yollara tevessül ettiklerini olduğu gibi anlatan Hazreti Büsr'ü büyük bir dikkatle dinleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah adına yola çıkanların bu anlaşılmaz tavırlarını hayretle karşılayacak ve her defasında kılıca sarılıp şiddet ve kavgadan yana olan Kureyş'e her halükarda galip geleceğini ifade edecekti. Haberler yeni bir krizin daha sinyalini veriyordu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce yolun değiştirilmesine emir buyurdu. Ardından da ashabına dönerek Allah'a hamd edip layık olduğu veçile onu tazim ettikten sonra şunları söylemeye başladı. Ey Müslümanlar topluluğu! Fikrinizi söyleyerek bana yol gösterin. Ne diyorsunuz? Kureyş, Ahabiş kabilelerine yemekler yedirerek Beytullah'ı tavaftan bize alıkoymak istiyor. Ne yapalım? Doğruca Beytullah'a yönelip ilerlememizi ve bizi ondan alıkoymak isteyenlerle çarpışmamızı mı uygun görüyorsunuz? Yoksa şunlara yardım eden etraftaki kabilelere yönelip onların hakkından mı gelelim? Ki bu durumda bizimle uğraşacak vakit bulamazlar ve Allah da onları rezil ve rüsva eder. Haklarından gelir. Doğrusunu Allah ve Resulü bilir, diyordu Hazreti Ebubekir. Ancak ya Resulallah, bizler savaş niyetiyle gelmedik. Kimseyle savaşmak gibi bir düşüncemiz de yok. Dolayısıyla biz yolumuza devam edelim. Bizi Beytullah'ı tavaftan engelleyenler olursa onlarla savaşırız. Üseyd İbni Hudayr da benzeri şeyler söylemişti. Ashabın genel olarak niyeti buydu. Ve hep birlikte Hazreti Ebubekir'in söylediklerini tekrarlıyorlardı. Bu arada Mikdad İbni Esved ileri atılmış ve Allah'a yemin olsun ki bizler ya Resulallah, Beni İsrail'in Hazreti Musa'ya söyledikleri gibi sana sen ve Rabbin git, bizler burada oturuyoruz demeyiz. Bilakis bizler sen ve Rabbin dilediğin gibi hükmünü verip yürü. Bizler de seninle birlikte savaşmaya hazırız deriz, diyordu. Kıvam yerindeydi. Ve Allah Resulü de, haydi Allah'ın adıyla yürüyün, buyurdu. Nihayet Usfan'la Decnan arasındaki Gamim denilen vadiye kadar gelip burada konakladılar. Diğer tarafta Halid İbni Velid, Efendimiz ve ashabının yürürken çıkardıkları tozdan onların yerini anlamış ve Mekkelilere haber vermiş, daha sonra da atlılarıyla birlikte Gamim'e gelmişti. Müminlerle kıble arasında durmuş
ve uzun uzadıya Resulullah'la ashabını seyretmeye başlamıştı. Onun gelişini gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce ashabını saflara ayırarak hizaya soktu. Abbad İbni Bişre de emretmiş, atlı birliklerle tetikte durmalarını söylemişti. Zira bundan sonra her an yeni bir gelişmeye gebeydi. Uzun bir bekleyiş süreci başlamıştı. İki taraf da birbirini süzüyor ama yine iki taraf da hamle yapmıyordu. Bu arada öğle namazının vakti girmişti. Habibi Kibriya Hazretleri, Hazreti Bilal'e seslenerek ezan okumasını emretti. Herkes susmuş, gamimde artık Hazreti Bilal'in yanık sesi yankılanıyordu. Ezanın hemen ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıbleye dönerek namaza durdu. Ashab da arkasında saf bağlamış namaz kılıyordu. Derken namazlarını tamamlamış ve herkes yine eski tabyasına geri çekilmişti. Bütün bunları karşılarından seyreden Halid İbni Velid pişmanlık içinde "Onların üzerine saldırıp da işlerini bitirmenin tam sırasıydı. Neyse ki onların çocuklarıyla kendi nefislerinden bile kendilerine daha sevimli gelecek bir namazları daha mutlaka olacak. O zaman üzerlerine yürür ve işlerini bitir," diye düşünüyordu. Anlaşılan ikindi vakti girip de namaza durdukları sırada saldıracak ve önüne geleni kılıçtan geçirecekti. Hiç de öyle olmadı. Zira bu arada Cibril-i Emin gelmiş ve Resulullah'a semalar ötesinden yeni mesajlar getirmişti. Gelen ayette ona "Ey Resulüm, sen müminlerin içinde olup da onlara namaz kıldıracak olursan, onlardan bir kısmı sana tabi olarak namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer kısım arkanızda beklesinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin. Sana tabi olarak namaz kılsınlar. Hem ihtiyatlı bulunsun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Kafirler sizi silahsız ve teçhizatsız vaziyetteyken kıstırıp birden baskın yaparak işinizi bitirmek isterler. Eğer yağmur sebebiyle zahmet çekerseniz yahut hasta düşmüş iseniz silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur. Bununla beraber yine de tedbiri elden bırakmayın. Muhakkak ki Allah kafirler için zelil ve perişan eden bir azap hazırlamıştır. Namazı tamamladıktan sonra gerek ayakta durarak, gerek oturarak, gerek yanlarınız üzerinde uzanarak hep Allah'ı zikredin. Derken korkudan güvene kavuştunuz mu, o vakit namazı tam erkanıyla eda edin. Çünkü namaz belirli vakitlerde müminlere farz kılınmıştır. Düşman birliklerini takip edip arkadan sıkıştırmada gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız şüphesiz onlar da tıpkı sizin gibi acı çekiyorlar. Kaldı ki siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri birçok şeyleri umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.
yeni bir hükmün yerleşmesine vesile oluyor. Bir inayet eli dolaşıyor ve her adımlarını yönlendiriyordu. Saldırıp işlerini bitirmek için ikindi namazını bekleye dursun, Allah müminleri önceden uyarmış ve nasıl gerektiğini bildirmişti. Vakit girip de saldırı için son hazırlıklarını yapıp dönüp de namazda duran Resulullah'ın arkasından diğer yarısının saf tutmadığını görünce zira ayetle anlatılan namaz konulmuştu ve Resul-i Kibriya Hazretleri korku namazı kılıyordu. Buna göre ashabını her bir rekatı bir grup ashabıyla kılarken zaman bile olsa diğer tarafta bekleyen hakkını veriyordu. Akşam sağ yöne dönerek şu ağaçla buyurmuş ve Zatül Hanza kim biliyor diye sormuştu. Maksat din haberi olmadan yola koyulmak ve onlara olarak Mekkelilerle karşı karşıya Eyde İbni Husayb ben biliyorum ya Resulallah. Bunun üzerine Hazreti Büreyde'ye dönen Allahu aleyhi ve sellem öyleyse buyurdu. Gecenin karanlığından istifade etmişti. Önde Hazreti Büreyde yürüyordu. Batıya doğru Bi dağlarından Asal tarafını tutmuştu. Halid İbni Velid ise arkadaşlarıyla birlikte sizce hala orada bekliyordu. Çok karışıklarda ilerliyorlardı. Hatta bir yere geldiklerinde ayakları yara bere içinde kalmış ve artık yürüyordu. Bunun üzerine Allah Resulü ve kendilerine yolu bilen bir başkasının rehberliği yaptı. Bu sefer öne çıkan Hamza o da bir noktaya kadar gelmiş ve daha ileri şaşırmıştı. İstenilen yere ulaşabilmek için daha gerekiyordu. Şimdi öne çıkan isim Amr İbni Abdünühüm el-Eslemi'ydi. Allah Resulü'nün önüne düşmüş ilerliyordu. Şartlar çetin ve yolda karmaşıktı. Çalılara takılmamak için herkes boyunlarını eğerek yürümek zorunda kalıyordu. Niyet samimi olunca inayette kendini gösteriyordu. Gecenin karanlığında dolunayın ışığı önlerini aydınlatmış, en sıkıntılı anlarında yine Meltem esintilerine mazhar olmuşlardı.